Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel, çok şık bir elbise ördük. Elbisemizi örmek için incilerimizi kullandık. Beline gördüğünüz gibi kozalemizi taktık ve bir tane e, orta kısmına, bel kısmının tam orta yerine denk gelecek şekilde bir de çiçek çalışmamız oldu. Elbisemizi örmek için 3 tane 50 gramlık ipimi kullandım ve 2,5 numaralı tığımı kullandım ipime uygun olarak. Elbisemizi örmek için roba kısmından başladık ve 0,8 aylık bebeklerimiz için tabii kiloya orantılı olarak değişiklik gösterebilmekte. Daha büyük çocuklarımıza örmek istiyorsanız roba kısmından 2 ya da 3 sıra daha öreceğimiz büyüklüğe göre yani yaş grubuna göre roba kısmından birkaç sıra daha artırabiliriz. Bakınız burada ben kutucuklarımızın yani kafeslerimizin olduğu yerde kesme işlemimi yaptım daha devam ettirebilip iki sıra ya da üç sıra biraz daha robayı büyütebilirsiniz etek boyumuzu da öreceğimiz yaş grubuna göre birkaç sıra daha yani birkaç çiçek daha büyüterek örebiliriz Evet e, elbisemizi şöyle görelim Bakınız çok dökümlü bir elbise çalışması oldu ve incilerimizi de şöyle göreceğiniz gibi ikişer ikişer çalıştık çünkü incimiz kocaman iri inciler değil Baya minik bir inci ve çok hoşta durdular. Bakınız minik minik. Dilediğiniz yaş grubu için öreceğimiz zaman buradaki çiçeklerimizi birkaç sıra daha büyütürseniz istediğiniz yaş grubuna daha uygun olacaktır. Evet şimdi elbisemizi kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için Gazalın Baby Cotton ipini kullanıyorum. İpimiz 50 gram ve 165 metre. %60 koton, %40 akrilikten oluşuyor. Ve 2,5 numaralı tığımızla da elbisemizi örmeye başlayalım. Roba kısmından zincir çekerek başlayalım. Yuvarlak roba yapıyoruz. Onun için de zincirimizi tamamen bitirdikten sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci bakınız düğümümü attım. ipimi gevşettim ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90 sayısına tamamladım zincirimi. Şöyle yerleştiriyorum ve hemen ölçümüze bakalım. Birbirimizin ipiyle kıyaslayabiliriz. Dilediğiniz iplerle elbisemizi örebilirsiniz. Hangi şehirde yaşıyorsanız ulaşabildiğiniz her türlü ip. Tabi tiftik ve kaşındırıcı ipler olmasın. Daha bebeğimizi rahatlatacak iplerimiz olsun. 41 santim zincirimin uzunluğu zincirimizi kapamıyoruz arkasında bir tane düğmeyle ya da gerekirse iki tane düğmeyle kapatalım şimdi e, geri dönüşümü yapıyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 Üçüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum bir tane sık iğne örüyorum diğer bütün zincirlerime birer birer batarak sık iğne ile başlangıç noktamıza kadar gelelim zincirimizi sık iğne ile tamamlayalım. Bakınız zincirimin içine giriyorum ve kapatıyorum. İçerisine giriyorum, kapatıyorum. İlk sıramızı bu şekilde sık iğne ile örmüş olalım. Birinci sıramızı sık iğnemizle tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. 1, 2, 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. 1 atlıyorum. Diğer sık iğnemin içerisine girerek bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin üzerine batıyorum ve bu şekilde sıramızı başa kadar tamamlayalım. Sıramızın başına kadar kutucuklarımızı hazırlayarak geldim. Bir tane trabzan, bir tane sık iğnemizi atladık. Üstte iki tane zincirimizi çektik ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi en son kutucuğumuzu ördükten sonra üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir diye bakınız zincirimi sayıyorum. İki, üç ve dört. 4 tane toplam ilk zincirimizle birlikte 3 tane de trabzan bakınız 4 trabzan sayısına ulaşıyoruz tığımın başında oluyorum aradaki trabzanıma batmıyorum kutucuğun içerisine giriyorum 1 2 3 ve 4 Dört tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Kutunun içerisine giriyorum. Bakınız buradaki trabzanımızı örmüyoruz. Kutumuzun içerisine batıyoruz. 1 2 3 ve 4 Tekrar tığımın başını doluyorum. Kutunun içerisine dörder trabzan örerek sıramızı tamamlıyoruz. 3 ve bir tane daha örüyorum. 4. Ve diğer kutularımızı da aynı şekilde örerek ilerleyelim. Trabzanlarımızı sıranın başına kadar örerek geldim. Her bir kutucuğumuzun içerisine 4'er trabzanımızı ördük. Şimdi en son kutucuğumuzdayız. Bakınız 3 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4. Buradaki zincirimizin üzerine batarak örüyoruz ve geçişimizi üst sıraya yapıyoruz. Dördüncüyü ördüm. 1, 2, 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve başlıyorum örmeye bakınız bir sıra atlıyorum diğer sıradaki trabzanımın içerisine giriyorum 1 ve 2 tekrar tığımın başını doluyorum atladığım yere dönüyorum çapraz yapıyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum sıradaki yeri atlıyorum bir sonraki trabzanıma batarak 1 2 atladım trabzanıma dönüyorum 1 2 sırayı atlıyorum bakınız bir trabzan bir ileriye geçiyorum trabzanımı örüyorum geri dönüşümü yapıyorum örmediğim yere bir tane daha trabzanımı örüyorum ve şöyle çapraz bir şekilde trabzanlarımı örüyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum Atladığıma Tekrar girerek bir trabzan daha örüyorum. Bir trabzan atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir. Atladığıma dönüyorum. Bakınız, atladığım trabzanıma dönüyorum. Bakın şunu ördüm. Ördüğümüzde kesinlikle batmayalım. Yoksa yığılma olur. Tekrar bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir. Ve atladığım trabzanımı örüyorum şimdi. Bakınız, geri dönüyorum sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızı bir uçtan bir uca çapraz örgülerimizi örerek tamamladık ve güzel bir yuvarlak yaptık artışlarımızda. Başlangıçta bir tane bakınız zincirimiz yani trabzanımız vardı. Diğer hemen sıradaki yerden çapraz yaparak başlamıştık ama ilk ilmeğimizi tek olarak örmüştük. Bütün ilmeklerimizi sırası ile bu şekilde çapraz ördükten sonra yine en son çaprazımı yaptım. Tığımın başını bir defa doluyorum ve son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Her iki bölümde de aynı şekilde geçişimizi yapmış oluyoruz. Tekrar 1, 2, 3. Zincirimizi çektikten sonra ilk çaprazımın içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. 1, aynı yere bir daha giriyorum. 2, araya zincir çekmeden diğer çaprazımın arasına giriyorum. 1, ikinci trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı çaprazımın içerisine örüyorum. Her bir çaprazımızın içerisine ikişer trabzanımızı örelim ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle görelim. Bir sık iğne sıramız ikinci e, kutucuklarımızın olduğu 3, 4 ve 5. sıramızın bu şekilde sonuna geldik. En son geçişi sizlerle birlikte yapalım. İki tane trabzanımızı son çapraz e, trabzanlarımızın içerisine ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Ve en sondaki tek trabzanımın üzerine batarak bir tane örüyorum. Ve bu şekilde sıramız tamamlanmış oluyor. 1, 2, 3 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir defa başını doluyorum. Bir atlıyorum. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. 1 2 tane zincir. 1 atlıyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. 1, 2, bir atlıyorum. Sıradaki trabzanımı batıyorum. Kutucuklarımızı örerek geldim ve en son bitiş yerindeyim ve sizlerle birlikte bitiş yerimizi yapalım. İki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve birinci trabzanıma batarak örüyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 Tığımızın başını doluyorum. İki tane trabzanımı ilk kutuya örüyorum. Bir tane de kenarda zincirimiz var. Toplamda kenarımız 3. Diğer kutularımızın hepsine ikişer trabzan örelim. 1 ve 2. Diğer kutunun içerisine örüyorum. 1 2 1 2 her kutumuzun içerisine ikişer trabzanımızı örerek başlangıç yerimize kadar İlelim. 1 ve 2. 1 2 Şu şekilde bakınız. Robamızı tamamladıktan sonra şöyle ipimize incimizi geçirelim ve etek kısmını incimizle örmeye devam edelim. Bir parçasını şöyle sizlerle birlikte geçirelim incimizi. Şöyle ayıralım ilk önce ipimizi. İpimizin arasını ters yöne çevirerek ayırdıktan sonra Bakınız katlarını görmekteyiz. Genelde iki ya da üç katlı olur. Hemen kat arasına girelim. Bakınız kat arasına girdim. Ve ipimi alarak arasından geçiriyorum. Bu kat aramızı. İpimiz tabi biraz daha kalın kalmakta. Aradan geçiriyorum ipimin yönünü çeviriyorum. Aradan girdiğimizi ve e, ipi geçireceğimiz yani boncuğumuzu geçireceğimiz yerin hepsinin yönünü bu tarafa doğru alıyoruz ipimizden tarafa ve başlıyorum incimi aktarmaya. Şu şekilde bakın incimiz çok büyük ince değil. O yüzden biraz geçişten tam geçişin bağlantı yerine biraz yardıma ihtiyacı olmakta. Şu şekilde geçiriyoruz. sadece incimizin takılı olduğu ipimizi ayıralım ve aradan öreceğimiz ipimizin geçmesini sağladıktan sonra bütün yönleri ipimize doğru çevirelim yani şu şekilde ipimize doğru ve incimizi düzgün bir şekilde geçirelim eğer parçalıysa inciniz böyle dalda takılı değilse o zaman iğne ile ya da çok ince bir telle geçirmeniz gerekecek Evet, bütün incimizi geçirdim bakınız şu şekilde. Burada hemen bağlantımın olduğu yer. İncimi ilerletiyorum bütün incilerimi ve arasından geçirdiğim ipliğimi şu şekilde çekiyorum. Ve buradan kalan ipimi ayırıyorum. Ve ipimi hemen bağlayarak etek kısmını örmeye başlıyorum. İncimizi bu şekilde ipimize geçirdik. Evet ikişer trabzanlarımızı örerek roba kısmımızı tamamladık. Şimdi üzerine bir sıra daha kutucuklarımızı örelim. En son geçişimi yapıyorum. İki trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1 iki. 1 iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektikten sonra örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez tam araya giriyorum. Şöyle alttan giriyorum. Bakınız iki tane trabz bir kenar zincirimizin olduğu yer iki trabzanımı atlıyorum araya batıyorum alttaki trabzanımızın olduğu yere iki zincirimi çekiyorum tekrar araya giriyorum iki trabzanımı atlayarak bir iki tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak araya giriyorum 1 2 2 tane trabzanımı atlıyorum aşağıdaki trabzanı takip eden yerin ara boşluğa batıyorum yukarıya batmıyorum 1 2 1 2 tığımın başını doluyorum bu sıramızı da 2 tane zincir çekelim ve araya girerek birer trabzan örerek kutucuklarımızı örelim ve sonunda görüşelim sıramızın en son bölümünü geldik ve artık birleştirme yapmak istiyorum şöyle gördüğümüz gibi iki tane trabzanımız yan yana olacak şekilde batıyorum ve birleştiriyoruz Artık e, elbisemizin arkasındaki düğme yerimizi bu şekilde birleştirdik ve devam edelim. Birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra şu şekilde bakınız ayrım yerlerine ayarladım. İşaretlerimi taktım. Karşımızdaki gördüğümüz yer arkamız. Şöyle çevirerek hemen sayalım. Arkamızı bakınız hemen bağlamıştık. Kutucuklarımı sayıyorum 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kutucuk arkamız için ördük. Hemen şöyle yazalım. 10 tane arkamızın birisi. Diğer arkamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer arkamızda yine aynı şekilde 10. Şurası birleşme yerimiz. 10 ve 10 arkalarımız. Şöyle buradan düğmemizi Yapacağız daha sonra düğmemizi ve iyiliğimizi çalışacağız. Diğer kutucuğumuzu sayıyorum. İşaret taktığım yeri saymıyorum. Her ikisine de dahil değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 kolumuz. Buradaki görmüş olduğumuz gibi 20. Ve diğer kolumuzu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve bakınız 20. 20 de diğer kolumuz. Şuradaki ön kısmımızı şimdi hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 kutucukta elbisemizin önü için. Şimdi bütün bölümlerimizi saydık ve bölümleri ayırdık. Sizlerde herhangi bir şekilde kutu fazlası varsa ya da kutumuz azsa hiç problem değil. Lütfen moralimizi bozmayalım. Olabilir bu tür yuvarlak örgülerde sayılar karışabiliyor. Az ya da çok artmış olabiliyoruz. O yüzden hiç önemli değil. Şöyle yapalım. Bakınız kollarımız her ikisi 20-20 eşit. Arkamıza bakıyoruz. Arkamız 10-10. Her ikisi burada yapmamız gereken tek şey, tek dikkat etmemiz gereken unsur. Eğer ölçümüz eksik ya da fazla çıktıysa arkamızın her ikisinin toplamı 20 Önümüz ya eşit olsun ya önümüzde 20 olsun ya da önümüz birkaç tane fazla olabilir. Çünkü ön olduğu için dökümlü durmasında bir mahsuru yok. Önümüze verebilirsiniz. Birer kollarımıza dağıtabilirsiniz. Ama burada ayarlamanız gereken en önemli nokta önümüz ve arkamızın ölçüsü. Bakın her ikisinin toplamı 20. Burası ise 21. Bir kutu fazla. Ön olduğu için az olmasın fazla olsun fazlalığı buraya verebilirsiniz Eğer e, daha birkaç e, abartı olacaksa kollarımıza verip kollarımızı kapadıktan sonra zaten e, örmeyeceğiz geniş olsa da hiçbir mahsuru yok kolumuzun daha dökümlü daha güzel durabilir Onun için sayımız az ya da çok olursa yani çok olursa söyledik az olursa birer bir, birer kutucuk ikişer kutucuk diğerlerinden eksilterek ayarlama yapabilirsiniz hiç problem değil onun için örmeye devam edelim. Ayarlamamızı kendimiz yaptıktan sonra. Şimdi birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra modelimizi uygulamaya başlayalım. Modelimizde arkadan birleştirme işlemini yapmıştık ve hemen hem kolumuzu kapatacağız hem birleştirme işlemini örgümüzün ön yüzüne devam edelim çeviriyorum bakınız normalde geçecek olsam diğer tarafa geçecektim ama örgümü çeviriyorum düz yönden örmek istiyorum örgümün düzü Burası. Kollarımızı da birleştirme işlemini yapacağız. Bir tane zincirimi çektikten sonra ikinci bir zincir ilave ediyorum ve hemen ilk kutucuğun içerisine bir defa tığımın başını dolayarak batıyorum ve üç defa da örüyorum. Bir, iki, üç. Üç defa ördüm. Bir, iki, üç tane zincirde üzerine çektim ve arkadaki boşluğa gelerek battım. Bir tane kirpik oluşturdum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da ördüm. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Araya girerek arkadan batıyorum. Tekrar bir defa doluyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincirimi çekip batıyorum. Tekrar toplamda 5 defa trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa da alıyorum ve 3 tane zincirimi çekerek hemen kirpiğimi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5. tırabzanımızı örmek için tığımın başını doluyorum. 1 2 3 1 2 3 araya giriyorum. Ve bu şekilde ilk çiçeğimizi örmüş oluyoruz. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum tekrar bir sonraki kutumun içerisine trabzanımı tıpkı buradaki gibi örüyorum bir trabzanımı ördüm üzerine 3 tane zincirimi çekip arkasına batarak bir tane kirpiğimi oluşturdum tekrar tığımın başını doluyorum 3 defa da ördüm 1 2 3 araya batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum tekrar 3. kez aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. Arkasına batıyorum. Aradan girerek kirpiğimizi oluşturuyoruz. 4. trabzanımı örüyorum. Bakınız 3 defa da alıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra şu şekilde batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip araya batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımı başını dolayarak hemen 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3. Kirpiklerimiz için 3er zincirimiz yeterli. 3 zincir kirpiğimi bir daha örüyorum. 4. Trabzanımı örüyorum. 1 2 3 arkasına batıyorum. Ve beşinci trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Batıyorum. Beş tane kirpiğim ve beş trabzanım olduktan sonra üç zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki kutuya batıyorum. Bir, iki, üç tane zincirle çıkıyorum. Bir sonraki kutuya yine beş trabzan ve beş kirpiğimi bu şekilde örüyorum işaretimizi taktığımız yere kadar örerek geldim. Şimdi büküyorum işaretimin olduğu yerden itibaren ve diğer kol işaretimin olduğu yere tığımın başını dolayarak direkt batıyorum. 1 2 3 bir işaretli yeri ördüm bakınız işaretimin tam bıraktığım yeri diğer işaretli yerin içerisine gelerek battım ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum arkasına batıyorum kirpiğimi örüyorum Tekrar 1 2 3 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. 3 zincirimi çektikten sonra kapatıyorum. 1 2 3 toplam 5 defa aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. 4 tane oldu. Son kez 3 zincirimi çekiyorum. 3 tane tekrar zincirimi çektim 5 kirpiğimizi tamamladıktan sonra 3 zincirimi çektim hemen yandaki kutuya gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum sıradaki kutunun içerisine 5 tane trabzan ve üzerlerinin kirpiklerini örerek ilerliyorum diğer kol altına kadar işlemlerimizi aynı şekilde tekrar edelim 1 2 3 batıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 bir tane daha örmemiz gerekiyor 1 2 3 5. yi de ördüm hemen ipim dolaşmadan açıyorum bu iplerimiz çok dolaşmıyor 1 2 3 hemen yandaki kutunun içerisine gelerek batıyorum 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Diğer işaretli yerime kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Önümüzden örerek ilerledik ve tam işaretimizin olduğu yere geldim. 5 trabzanımızı ve üzerine kirpiklerimizi ördük. Ve devam edelim. Aradaki ayırmış olduğumuz boşluğu şöyle kapatalım ve tam işaretimin olduğu yere tığımın başını dolayarak geliyorum. 1, 2, 3. 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen ardına batıyorum tekrar 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ardına batıyorum toplamda 5 tane trabzanımızı örelim ve üzerlerinin üçer zincirden oluşan kirpiklerini ilave edelim 1 2 3 sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet en son yere kadar örerek geldim. Bakınız şu şekilde birleşme işlemini yaptık ve tamamladık. Şimdi e, geçişimizi yaparak üçer zincir çekerek üst sırayı örmeye başlayabiliriz. Şöyle görelim genel olarak şöyle baktığımızda gayet güzel oldu. Kollarımızı ayırdık, arkasını düğme yerimizi diktikten sonra daha şöyle değerli toplu duracak tabii ki. Evet en son kirpiğimizi ördükten sonra Şimdi diğer tarafa geçişimizi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ilk bakınız birinci ile ikinci trabzanımın arasına gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle bakınız hemen yanındaki yere gelerek batıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Bir sonraki trabzan aradığına giriyorum. 2 tane minik yuvamı hazırladım. 1 2 3 bir sonraki aralığa giriyorum ve bu şekilde hazırlıklarımı yapıyorum. Tekrar 1 ve 2 zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçişim için başlıyorum bakınız ilkini batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen bir sonraki yerin aralığına girerek batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum takip eden yere batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki trabzan aralığına giriyorum 3 tane ördükten sonra bakınız 1 2 3 3 tane yuvamızı yukarıya hazırladıktan sonra araya 2 tane zincirimi çekiyorum ve 1 ile 2'nin arasına gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki aralığa gelerek batıyorum Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakınız birinci yuvamı hazırladım. İkinci yuvamı bu şekilde kurdum. Tekrar 1 2 3 üçüncü yuvamı kurdum. Üçer zincirden oluşuyor. 1 2 tane zincir çektim araya ve başlıyorum. Batıyorum diğer tarafın ilkine. 1 2 3 1 2 3 bir sonraki yere 1 2 3 3 tane yuvamızı hazırlıyoruz. Araya iki tane zincirimizi çekiyoruz ve başlangıç noktamıza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet, üçer zincirimizi çektik. Yeni yuvalarımızı hazırladık. Artık incilerimizle birlikte örmeye başlayabiliriz. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Hemen başlangıç noktasının olduğu yerdeyim. Bakınız, birisi biterken diğerini başlatıyorum. Evet hemen bir tane örümcek yaparak başlayalım. Örümceği bilmeyen arkadaşlarımız için ya da unutan arkadaşlarımız için hatırlatma yapalım. İlmeğimizi çekiyorum. Çok uzun yapmıyorum. Bakınız normal bir örümcek. Ve bir tane olan kısımdan örüyorum. Kapatıyorum. Bir tane incimi alıyorum. Kapatıyorum. Kapadıktan sonra hemen her iki grubun arasındaki geçiş yerine gelerek batıyorum. Ve devam ediyorum. Bir tane daha örümceğimi örüyorum. 1, 2, 3 tane yuva hazırlamıştık. Bakınız ikinci yuvamızın olduğu yere tığımın başını doluyorum ve örmeye başlıyorum. Alt sırada yapmış olduğumuz gibi kirpikli trabzanlarımızı örelim. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar 1 2 3 3 zincirimiz ve araya batalım. 3 1 2 3 tane zincir ve arkasına batıyorum. Tekrar trabzanlarımızı ve kirpiklerimizi birer birer bu şekilde örüyoruz. 1 2 3 4. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektikten sonra araya batıyorum. Hemen minik bir örümceğimi yapıyorum. Bir tane incimi alıyorum, kapatıyorum ve araya batıyorum ve bir tane daha örümceğimi yapıyorum. Tekrar bir. 2 ve 3 tane yuvamız var. Bakınız 1, 2, 3. Ortadaki yuvanın içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve örüyorum. Bir trabzan, 1, 2, 3 zincir. ve 5 tane olana kadar örelim. Evet 5 tane trabzanımızı ördüm. Üzerinin kirpiklerini ve bir tane de örümceğimi yaptıktan sonra incimi getirdim. Altından şöyle alarak kapatıyorum. Ve tam 2 tane zincir çekmiştik. Araya girerek batıyorum. Tekrar bir tane örümcek daha örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 tane yuvamızı yapmıştık. Ortadaki yuvamızın içerisine buradaki yaptığımız gibi 5 tane trabzan ve üzerinin kirpiklerini örerek ilerleyelim. Ve arada da bir tane incimizi yerleştirelim ve başlangıç yerimize kadar gelelim. Modelimizi ikinci kez aralarda örümcek olarak e, kurduk ve örümceklerimizin birincisinin sonunda birer tane küçük incilerimizi de ördük. Şimdi e, üç tane yuvamızı kuracağımız zincir çektiğimiz sıramıza geldi. Hemen şöyle bakalım. Bakınız modelimizin kurulumunu. Şöyle açtığımız zaman birinci sırada araya sadece zincir çekmiştik buradaki trabzanlarımızı şimdi ikinci kez çiçeğimizi kurduğumuzda aralara örümcek yaptık ve bir tane de minik incimizi yerleştirdik şöyle görelim arada örümcekler incimiz beşer trabzan ve beşer kirpik şimdi bir sonraki trabzan sıramız yani çiçeğimizin sırası için yuvalarımızı kuruyoruz üçer zincirden çektiğimiz bölümlerimizi hemen başlayalım yine aralarda örümceğimizi çekerek başlıyoruz buradan sonraki öreceğimiz tamamında bitene kadar örümceklerimizi de öreceğiz. İpimi alıyorum. Şu şekilde. 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzan arasına gelerek batıyorum. 1 2 3. Birinci yuvayı kuruyorum. 1 2 3. İkinci yuvayı kuruyorum. 1 2 3 üçüncü yuvamı da kuruyorum 3 tane yuvamızı ardı ardına kurduktan sonra bir tane örümceğimi örüyorum birinci örümceğimizi ördükten sonra bir tane inceyi yaklaştırıyorum altından alarak kapatıyorum ve şu şekilde uzatıyorum bir tane daha örümceğimi yapıyorum ve gelerek ilk bakınız yuvamı kurmak için bir ile ikinci trabzan arasına batıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum birinci yuvamı kuruyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum ikinci yuvamı kuruyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum üçüncü yuvamı kuruyorum 3 tane yuvamızı kurduktan sonra bir tane örümceğimi yapıyorum bir tane incimi yaklaştırıyorum arkasından alarak kapatıyorum ve uzatıyorum bir tane daha örümceğimi yapıyorum ve direkt 1 ile 2'nin arasına gelerek batıyorum ve zincirlerimi üçer üçer çekerek yeni yuvalarımızı kuruyoruz birinci yuvamız birinci 1 2 3 ikinciyi batıyorum 1 2 3 üçüncüyü batıyorum ve bir tane örümceğimi yapıyorum inci yaklaştırıyorum bu sıramızda da sadece örümceklerimiz ve incimiz var örmemiz gereken uzatıyorum ve bir tane daha örümceğimi yapıyorum 1 ile ikinci trabzan arasına batıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 üç defa yuvamızı ördük ve örümceklerimizi örelim. Arasına da birer tane incimizi ilave ederek başa kadar gelelim. Evet, ikinci sıra çiçeğimizi tamamlamıştık. Üzerine üçüncü sıranın yuvalarını da hazırladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. 3. sıramızda da bir önceki sıramızda yaptığımız gibi bakınız incimizi yine kullanıyoruz ve ortaya batıyoruz. Yani buradaki tam incimizin olduğu yere gelerek batıyoruz. Yine bir tane incimizi burada kullanarak örmeye devam edeceğiz. Beşer trabzan ve beşer kirpiğimiz yani üçer zincirden oluşan her trabzanımızın üzerine birer birer kirpiğimizi örelim. Evet şimdi örgümüzü çevirelim. Genel şöyle bir görelim. Bakınız çok dökümlü güzel bir elbise olacak. Şimdi üçüncü çiçeğimize birlikte geçişimizi yapalım çift örümceğimizi hazırlamıştım hemen ortadaki bakın 1 2 3 3 tane e, üçer zincirden oluşan yuvamız vardı tam ortadakinin içerisine gelerek batalım ve başlayalım 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 üçüncünün içerisine gelerek batalım ve tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 zincirlerimizi de çektik yuvamızı yaptık 5 tane trabzanı buraya 5. trabzanımızdan sonra bakınız 1 2 3 4 5 bir tane örümceğimizi yapalım yine incimizi alalım altından şu şekilde kapatalım altından kapadıktan sonra İncimizi aşağı sırada ördüğümüz yere gelelim. Burada da takalım. Tekrar. Ve bir tane daha uzatalım. İkinci örümceğimizi örelim. Tığımın başını doluyorum. Yine ortadaki 3 zincirimin içerisine girerek trabzanlarımı ve üçer zincirden oluşan kirpiklerimi örerek ilerleyelim. Bakın, bu sıramızda incimizi hemen üzerine takacağız ve bundan sonra hep bu düzen üzere devam edeceğiz. Her iki sıramızda da örümceklerimizde minik incilerimizi kullanacağız. Eğer inciniz iri ise sadece birisinde kullanabilirsiniz. İnci eğer tek kullanacaksak alttakinde kullanalım. Böyle küçük incilerse her ikisini de kullanarak elbisemizi daha şık bir görüntü kazanmasını sağlayalım. Evet sıramız bundan sonraki aşamalarda tamamen aynı şekilde devam ediyor. 5 trabzanlarımızın olduğu yer olduğu sıra ve ikinci sırada üçer zincirimizi çekerek yuvalarımızı kurduğumuz bölümümüz her ikisinde de örümceklerimizi iki tane çekiyoruz ama Trabzanlarımızı ördüğümüz yerde bir örümceğimizi yapıp batıyoruz. Sonra diğer örümceğimizi yuvamızı hazırladığımız üçer zinciri çektiğimiz yerde ise iki tane örümceği arka arkaya yaparak örüyoruz. Evet bu şekilde elbisemizi örerek etek kısmını büyütelim. Prenses elbisemizi örerek tamamladım. Kaç sıra ördüğümüze bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra çiçeğimizi örerek elbisemizi tamamladık. Ve şöyle incilerimizde görecek olursanız bakınız çift inci olarak çalıştık. Çift inci gayet hoş durdu. İncilerimiz çok büyük olmadıkları için e, hiç kaba olmadı. Gayet güzel e, bir görüntü oldu elbisemizin etek kısmında. Şimdi e, arkasındaki düğme bölümümüzü çalışmaya başlayalım tığımızın başına bir tane zincirimi çekiyorum ve arkadan örmeye başlıyorum tam arkanın yandan başlıyorum diğer taraf sağ iliğimizi açalım bu tarafta ise düğmemizi yapalım bir tane zincir çektim ve bağlandım hemen yandaki yere bir tane sık iğne ikinci sık iğne örüyorum diğer trabzanıma geçiyorum bir aynı yere batıyorum 2. 1 2 her trabzanımıza şu şekilde olan trabzanlarımıza ikişer tane sık iğnemizi yapalım eğer çok açık olacaksa üçüncü olarak bir tane daha sık iğne ilave edebilirsiniz 1, 2, başlangıçtaki sık iğne ördüğümüz yere bir tane batıyorum bir zincir çekerek örgümün yönünü çevirerek geri dönüşümü yapıyorum ve hazırlamış olduğum her sık iğnemin üzerine birer tane batarak aşağıya doğru ilerliyorum. Bir alt sırada hazırlamış olduğumuz sık iğnelerin üzerinden bu şekilde ilerleyelim. Burası düğmemiz için hazırladığımız bölümümüz. başladığım yere de batıyorum bir tane sık iğne ile bir zincir çekerek ipimi koparıyorum ve bu iplerimizi kopardığımız iplerimizi hemen içeriye gizleme işlemlerimizi yapalım sonraya kalmasın düğme yerimizi bu şekilde çalıştık Bakınız şimdi ilik için olacak bölümümüzü çalışmaya başlayalım bir ya da iki kaç tane isterseniz ben bir tane kullanmak istiyorum. Şu şekilde iliğimizi yukarıdan bir tane yeterli olacak. Zaten aşağısı da incili olduğu için ama rova kısmınız biraz daha büyükse bir tane daha çalışabilirsiniz. Ya da yine bir düğme çalışıp aşağı kısmı şöyle gizli bir dikişle üst kapak iliğimizi, ilik yerimizi hazırladıktan sonra bu kısmı kapatarak dikebilirsiniz. Şimdi örmeye başlayalım. Evet yukarıdan başlayalım ve hemen en üst kısımda ileğimizi çalışalım ve aşağıya öyle ilerleyelim. Tığıma bir tane düğümümü attım ve giriyorum buraya. Aynı yere batıyorum. Şöyle yönümü de düzeltmiş oluyorum. 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum. Kullanacağınız düğmenin büyüklüğüne göre zincir sayımızı ayarlamanızda fayda var. Ben küçük bir düğme kullanmak istiyorum. İki zincir yeterli. Çektiğim iki zinciri hemen yanımdaki duran bir tane trabzana yine batıyorum. Bakınız bayağı küçük bir düğme çalışmak istiyorum. Hatta incilerimin birkaç boy büyüğüne dikmeyi düşünüyorum. Evet diğer trabzanıma geçiyorum. Oraya bir daha batmıyorum. Diğerlerini ikişer ikişer batarak aşağıya doğru iniyorum. Tıpkı biraz önceki düğme yerimizde çalıştığımız gibi 2 2 aşağı kadar inelim. Bakın geldim aşağıya kadar. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen dönüşümü başlatıyorum. Yukarıdan aşağı inmiş olduğum sık iğnelerin her birinin tepesine birer birer batarak yukarıya doğru ilerliyorum. Evet, yukarıya doğru ilik için çektiğim zincirime yaklaşmaktayım. Evet, sık iğnelerimiz örerek geldim. Tam iliğimi çalıştığım yerdeyim. Bir tane sık iğnemi batıyorum. Ve en son İlk başladığım yerdeki sık iğneye batıyorum. Bakınız aradakini atlıyorum. İlk başlangıca batıyorum. Son olarak bu şekilde toparlayarak ilik yerimi şöyle bakınız daha göz önüne çıkarıyorum. Daha büyük isterseniz tabii ki zincir sayımızı fazla çekerek istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Bir tane de küçük gül çalışması yapmak istiyorum. Hemen zincirimi çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 tane zincir çektim çünkü büyük bir gül istemiyorum. Küçük bir gül olması yeterli. Bir tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3.ye girerek batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Çektiğim bütün zincirleri birer trabzan olarak örüyorum ve ilk başlangıç noktama kadar geliyorum. Hepsini birer birer ikili trabzan olarak örelim. Zincirlerimizin tamamının üzerine ikili trabzanlarımızı ördüm ve en son trabzanımın üzerindeyim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimi ördüğüm yerin hemen dibine batarak 3 tane trabzanım örüyorum. 1, ikinciyi çekmiyorum ama. 2, i̇ki, ikinciyi çekmiyorum. 3 çekmeden bekletiyorum ve dördüncüyü örüyorum 4 tane trabzanım ve bir de başındaki zincirim toplamda 5 tane trabzanım aynı anda örerek kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen bakın 5 trabzanı ördüğüm yere gelerek bunu da batıyorum tekrar tığımın başında doluyorum. yanındaki bölüme giriyorum ve başlıyorum 1 2 2 olarak ördüm diğerlerini bir örüyorum bekletiyorum bir tanesini alıyorum bekletiyorum ve toplamda bakınız 4 oldu 5. .yi de örüyorum 5 tane olduktan sonra hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 zincirimi çekip hemen dibine batıyorum bir sonraki trabzanıma geliyorum 1 ve 2 İlk trabzanı iki defa tam olarak örüyoruz diğerlerini aynı yere batıyorum Toplamda ilki ile birlikte 5 olacak şekilde örelim. 1 örüyorum. Bekletiyorum. 2 bekletiyorum. 3 bekletiyorum. bakın birinciyi örmüştüm. Toplamda 4 oldu. 5. yi de örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Bütün trabzanlarımın hepsine aynı bu işlemi tekrar ediyorum. Tığımın başında oluyorum. Bakınız hemen yanındakine ilk trabzanı tam olarak örüyorum. 1 ve 2 iki. batıyorum. İkinciyi ördüm. Tek çektim. 3 tek çektim. 4 tek çektim. Beşinciyi tek çektim. Hepsini aynı anda kapadım. 5 olduktan sonra ve başlıyorum. 1, 2, 3 dibine batıyorum. Bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlıyor. Tüm trabzanlarımızın üzerine birer tane bakınız şu şekilde güllerimizin yapraklarını tomurcuk tomurcuk yaptık ve en son trabzanımın olduğu yerdeyim en son trabzanıma şu şekilde yandan giriyorum başlıyorum 1 2 3 4 İlk başlangıcımızla birlikte toplamda 5 tane oldu. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1-2-3 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum kesmek için ipimi uzatıyorum biraz e, uzun keselim buradan itibaren dikişimizi yapacağız gülümüzü ayarlayacağız şu şekilde iğnemi takıyorum en son yaptığımla bir öncekini şöyle birleştiriyorum karşılıklı ve bir tane dikişle tutturuyorum bu kısmı tutturduktan sonra şöyle tekrar geri bu yöne doğru gelelim ve etrafında kıvırmaya başlıyoruz burayı merkeze alıyoruz en orta bölüm olarak etrafında düzgün bir şekilde dolaştırarak gülümüzü ayarlıyoruz tamamen buradaki işlem zevkinize göre ayarlamanız el alışkanlığınız el becerinize göre çeşitlenecektir bakınız kabarık çok güzel tomurcuk tomurcuk ilerliyorum bakın bu şekilde oldu şöyle arkasını görelim gayet düzgün hemen yine buradaki düzgünlüğümüzü bozmadan birkaç tane dikişimizi atalım sağlamlaştırmak adına derin dikiş atıyorum en sondaki yerime çapraz geliyorum çok sıkıştırıp büzüp çiçeğimizin şeklini bozmayalım Evet bu şekilde diktim. Şöyle görelim. Gayet güzel oldu. Çok büyük olmasını istememiştik zaten. Küçük bir elbise olduğu için çiçeğimiz de kocaman olmasın. Buradaki boşluğa da beyaz kurdalimle şeridini geçmek istiyorum. Ve ondan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet sevgili arkadaşlar belimizi ince bir e, kurdelemi de taktım. Kurdelemi tam orta yerinde çiçeğimizin altında güzelce bağladım. Ve elbisem bu şekilde kullanılmaya hazır hale geldi minik prenseslerimiz için. E, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım çalışmamızı da beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın. Görüşmek üzere.